Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimize logaritmanın dördüncü föyüyle devam ediyoruz. Bu föyümüzde neyi göreceğiz? Üstel ve logaritmik denklemlerin çözümlerini göreceğiz. Öncelikle birincisi üstel denklemler. Şimdi üstel denklemlerde üst sayıları biliyordunuz değil mi? Tabanlar aynıysa neydi? Üstler eşitlenirdi. Peki bunların örneklerini yapalım öncelikle isterseniz. Örnek 1 ile başlıyorum. Şu ifadeyi nasıl yazarım? 2 üzeri 3x artı 1 eşittir. 1 bölü 4 neydi? 2 üzeri eksi 2 idi. Tabanlar aynıysa neler eşit olacaktı? Üstler. O zaman 3x artı 1 eşittir eksi 2. 3x eşittir eksi 3. x buradan ne geldi? Eksi 1 geldi arkadaşlar. B'ye bakalım. 1 bölü 9'u ben 3 üzeri eksi 2 yazsam. Kuvvet neymiş? 2x eksi 1. Bu da 3 üzeri x artı 2'ye eşitse. Peki şu eksi 2'yi dağıtsam 3 üzeri eksi 4 x artı 2. Neye eşit olacak? 3 üzeri x artı 2'ye. Baktım yine tabanlar aynı. O zaman neye eşit diyeceğim üstleri? Eksi 4 x artı 2 eşittir x artı 2'de. Attım buraya eksi 5 x eşittir 0 ise x'im ne geldi? 0 geldi arkadaşlar. Peki örnek 2. Üstel denklemlerin çözüm kümesini bulunuz. Logaritmada yapmıştık değil mi? bak 2x üzerine mi almış? O zaman logaritma 2 eşittir x diyorum. Bak 2x'e üstüne aldığında sonuç neymiş? 5'miş. O zaman x ne gelecek? Logaritma 2 tabanında 5 gelecek. B'ye baktım 3x artı 1 üstüne almış. O zaman x artı 1 eşittir. Logaritma 3. Bak 3x artı 1 üzerine aldı neye eşit olacak? 7'ye eşit olacak. Benden ne istiyor? X istiyordu yanlışım yoksa. X buradan ne gelecek? Biri diğer tarafa atarsam. Logaritma 3 tabanında 7. Eksi 1 gelecek arkadaşlar. Peki örnek 3. Değişken değiştirme metodunu biliyorsun değil mi? 4 üzeri x'i nasıl yazarım? 2 üzeri x'in karesi eksi 11 çarpı 2 üzeri x artı 24 eşittir 0. 2 üzeri x gördüğüm yere k yazsam. 2 üzeri x'e k desem. Ne gelecek? Bak şuraya k yazacağım. K kare eksi 11k artı 24 eşittir 0. K'ya k. Ya k. Eksi 8'e eksi 3 desem. 8 kere 3 24. Toplamı da eksi 11'i verdi mi? Verdi. O zaman K buradan 1 8 gelecek. K bile buradan 3 gelecek. Neye K demiştim? 2 x bir 8'e eşit olacak. 2 x bir de 3'e eşit olacak. 2 x ne zaman 8 olur? x 3 olduğunda. Bak 2 üzeri x ne zaman 3 olur? 2 x'i üzerine almış. O zaman ne gelecek x'imde? Logaritma 2 tabanında. 3 gelecek arkadaşlar. Çözüm kümünü bulmuş oldum. Örnek 4. E üzeri x artı 4 çarpı e üzeri eksi x 5'e eşitmiş. O zaman e üzeri x'e ben k dersem. E üzeri eksi x ne olur? 1 bölü k olur. Hadi yerine yazalım. E üzeri x yerine k yazdım. A artı 4 çarpı 1 bölü k eşittir 5. Buradan çarptım. K kare artı 4 bölü k 5'si işler dışları yaptık. K kare artı 4 eşittir 5K. 5K'yı da diğer tarafa attım. K kare eksi 5K artı 4 eşittir 0. Eksi 4 eksi 1. K'ya K. Çapraz çarptım ortayı verdi. O halde K ne geldi burada? 1 4 geldi. K bir de burada 1 geldi. Neye K demiştim? E üzeri X 1 4'e eşit. E üzeri X bir de 1'e eşit. Peki E üzeri X ne zaman 4'e eşit işte olur? E neyi üzerine almış? X'i. O zaman logaritma E x üzerine almış 4 mü? Tabanım E ise ben bunun yerine ne yazabilirim? Ln 4 yazabilirim değil mi? X'in bir Ln 4 geldi. Peki E üzeri X ne zaman 1'e eşit işte olur? Bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi? 1 değil mi? O zaman X'im ne geldi? Sıfır geldi. O zaman çözüm kümem sıfırla elen Ln 4'ten oluşacak arkadaşlar. Beşinci örneğim. E üzeri X. Şunu şöyle bir parçalayalım mı? e üzeri x çarpı e kare. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Eksi e üzeri x artı 2. Hatta şunu da şu tarafa atalım. Eksi e kare eşittir 0. Şimdi burada ne ortak? Şurada e üzeri x parantezini aldığımı düşün. Ne gelecek burada? E üzeri x parantezine alırsak. E kare artı 2. Eksi 2 e kare eşittir 0 geldi değil mi? Peki hatta pardon şunu bir düzelteyim isterseniz. Şöyle bir şey yapalım mı? Şurayı e üzeri x parantezine aldım. İşlem hatası yapmayalım. e kare eksi 1. Şurayı da eksi 2 parantezine alsam ne gelecek? e kare eksi 1 eşittir 0. Bak e kare eksi 1'ler ortak mı? e kare eksi 1 parantezine aldım. e üzeri x eksi 2 eşittir 0. Ya burası 0 olacak ya burası 0 olacak. E kare eksi bir sıfır olur mu? E neydi? 2 nokta küsürü değil mi? 2,7 filan da. Karesini alsan 4 ile 5'lerde bir şey olacak. Bir çıkarırsan 4. Yani burası sıfır olmaz. O zaman sıfır olacak yer E üzeri x eksi 2 sıfırsa E üzeri x 2 ise E x'i üzerine almışsa logaritma E eşittir x. Şurası ne olacak? 2 olacak. E logaritma E tabandaki de neydi? Elen 2 idi değil mi? O zaman çözüm kümem neymiş? x eşittir elen 2 imiş arkadaşlar. Örnek 6. 3 üzeri x artı 2, 2 üzeri 2x eksi 1'miş. Gelin şöyle yapalım. Bunu bir parçalayayım. 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi. 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri eksi 1. Buradan 3 üzeri x çarpı 9. Şurası 4 üzeri x çarpı 1 bölü 2. Peki şöyle yapsak. Her iki tarafı 3 üzeri x'e böldüğümü düşün. Şunlar gitsin. 9 eşittir. Şu 4 bölü 3 üzeri x çarpı 1 bölü 2. Şu 2'yi de diğer tarafa çarpma olarak attım. 18 eşittir. 4 bölü 3 üzeri x. Peki benden x'i istiyordu. 4 bölü 3 x üzerine mi almış? Logaritma 4 bölü 3 eşittir x dedim. Değil mi? Bu bunun üzerine alırsa burası neymiş? 18'miş. O zaman x'im ne geldi? 4 bölü 3 tabanında 18 geldi değil mi? Logaritma. Peki örnek 7. 2013 LYS sorusu. Bak değişken değiştirme var gibi değil mi yine? Bir bakalım kalemi küçülteyim isterseniz. 9x çarpı 9 artı 3 üzeri x çarpı 3 eksi 6 eşittir 0. 3 üzeri x'e k desem 9 üzeri x ne olur? k kare olur. Yazdım 9 k kare artı 3 k eksi 6 eşittir 0. Sadeleştireyim isterseniz 3'e bölelim. Her iki tarafı 3'e böldüm. 3 k kare artı k eksi 2 eşittir 0. 3 k'ya k 2'ye 1 desek. Doğru mudur? Eksiye artı. Çapraz çarpsam ortayı verdi mi? Verdi. O zaman buradan ne gelecek? k bir 2 bölü 3 gelecek. Buradan ne gelecek? K eksi 1 gelecek. Neye K demiştim? 3 üzeri x1 2 bölü 3 olacak. 3 üzeri x1 de eksi 1 olacak. Şimdi 3 üzeri x eksi 1 olur mu? Sence? Olmaz değil mi? Peki geldim. Şurada 3 üzeri x 2 bölü 3 ise logaritma 3 x'i üzerine almış. Burası da ne geldi? 2 bölü 3 geldi. Bakıyorum. Hocam seçeneklerde böyle bir şey yok. Net elenli var değil mi? O zaman şöyle yapalım. Burayı neye çevirelim? E tabanına çevirelim. Logaritma E tabanında 2 bölü 3 bölü logaritma E tabanında 3 yine x eşit değil mi? Bak bu E'ler gidiyordu. Yine aynısı geliyordu. Şimdi burayı nasıl yazabilirim? Bölüm varsa farklı şeklinde yazabilir miyim? Logaritma e tabanında 2 eksi. logaritma e tabanında 3 bölü, logaritma e tabanında 3 X'i eşitmiş. E tabanında 2. Şurası neydi? Ln 2 değil miydi? Eksi burası neydi? Ln 3. Aşağısı ne? Ln 3. Yani şuraya yazalım. X'ine geldi. Ln 2 eksi. ln 3 bölü, ln 3 geldi. Böyle bir şey var mı? Evet. Nerede? Edirne'de arkadaşlar. Bak soruyu çözmek yetmiyor seçeneklerde bulmak da önemli. Şimdi logaritmalı denklemler. Logaritmalı denklemlerde çözümü yapacağız. Tamam mı? Sonra bulduğumuz değerleri logaritma ifadelerinde yerine yazacağız. Tanımsızlık yapan yeri ne yapacağım? Çözüm kümemden çıkarmak zorundayım. Değil mi? O noktada tanımlı olması için. Peki. Geldim. Birincisi. Birinci bilgim. Logaritma tabanında fx b'si a b'yi üzerine alır. fx boşa düşer. Değil mi? fx neymiş? a üzeri bymiş. Birinci bilgim bu. Eğer ki Tabanlar aynıysa ne yapacağım? Logaritmanın içlerini eşitleyeceğim. Yani fx ne eşit olacak? gx'e. Burada fx'in sıfırdan, gx'in de sıfırdan büyük olmak zorunluluğu var değil mi? Logaritmanın tanım kümesinden. Peki üçüncü de logaritma fx gx. O zaman fx b üzerine alırsa neye eşit olacak? gx olacak. Logaritmanın tanım kümesinden fx taban sıfırdan büyük birden farklı. Ve gx ne olmak zorundaydı? Sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Peki Örnekle pekiştirelim. Baktım. Tabanlarım ne? Aynı. O zaman üstler birbirine eşit olacak. x artı 2 eşittir. 2x eksi 3'ten. Bunu diğer tarafa atarsam x. Bunu diğer tarafa atarsam 5. x eşittir 5 geldi. Logaritmanın tanımında ne diyordu? Yukarısı x artı 2 sıfırdan büyük. 2x eksi 3 de sıfırdan büyük. Yani bulduğum x değerini buraya yazdığında herhangi bir problem yaratıyor mu? Yaratmıyor. O zaman cevabım neymiş? x eşitmiş 5'miş arkadaşlar. Peki. Dokuzuncu örneğim. Şimdi diyor ki bana iki farklı ölçü birimine göre ölçüm yapan terazilerden birincisinde logaritma 20. Şimdi birinci tartıda logaritma 20 kilogram ağırlığında gelen bir cisim. İkincisinde ne gelmiş? Logaritma 5 gelmiş. Sonra Demiş ki logaritma 20 ağırlığına gelen cisim ikincisinde logaritma 5 ağırlığında ölçülmüştü. Bu terazilerden demiş birincisinde logaritma 400, birincisinde logaritma 400 kilogram ağırlığında ölçülen bir cisim ikincisinde ne kadar ölçülür? Doğru orantıdan ne gelecek? X çarpı logaritma 20 eşittir logaritma 5 çarpı logaritma 400. Buradan X çarpı logaritma 20 logaritma 5 çarpı 400 neyin karesi? 20'nin karesi. Bu 2'yi de başa düşürüyorum. x çarpı logaritma 20 logaritma 5 çarpı 2 çarpı logaritma 20. Bak şu log 20'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? 2 tane logaritma 5 kaldı. Şu 2'yi de 5'in üzerine tekrar çıkaralım. Logaritma 5'in karesi. Yani bu ne gelecek? Logaritma 25 gelecek. Demek ki logaritma 400 ölçen birinci tartın ikincini ölçüyormuş logaritma 25 olarak ölçüyormuş. Peki. Örnek 10. Şimdi baktım tabanlar aynı. Arada artı var. Ne yapıyordum? Çarpıyordum değil mi bunları? Logaritma 3 tabanında x artı 4 çarpı x eksi 4 neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Peki hocam burada 2 kare farkını gördün. O zaman bu ne gelecek? Logaritma 3 tabanında x kare eksi 16 eşittir 2. Şimdi 3 2 üstüne aldı. Logaritma gitti. x kare x 16 eşittir 3'ün karesi 9. x kare buradan ne geldi? 25. Hocam dedin x bir 5 olur. Bir de eksi 5 olur değil mi? Ancak şurada tanım kümesi ne olacaktı? x artı 4 sıfırdan büyük. x eksi 4 de sıfırdan büyük. Yani x 4'ten büyük. x eksi 4'ten büyük. Peki eksi 5 bu aralığa düşüyor mu? Bak bakalım. Düşmüyor değil mi? O zaman eksi 5 olamaz. x ne olacak? Çözüm kümem sadece 5'ten oluşacak. Sakın eksi 5 ile demedi. Tanım kümesine uymuyor çünkü arkadaşlar. 11. örneği. Arada bu sefer ne var? Eksi var. Eksi varsa ne yapıyordum? Bölüyordum değil mi? Logaritma 2 tabanında x artı 2 bölü x eksi 2 eşittir 1. Şimdi 2 1 üstüne logaritma gider. x artı 2 bölü x eksi 2 ne eşit? Iş? 2'ye. İşte Şurada işler dışlar yapalım isterseniz. x artı 2. 2 x eksi 4. Buradan x ne geldi? 6 geldi. Peki şurada x artı 2 sıfırdan büyük. x eksi 2 sıfırdan büyük. Yani x 2'den büyük. x neyden büyük olacak? Eksi 2'den. 6 bunlarda sıkıntı yaratıyor mu? Yaratmıyor. O zaman cevabım ne gelecek? x eşittir. 6 gelecek arkadaşlar. Geçtim diğer soruya. 12'ye baktım. İç içe logaritmalar vermiş. En sevdiğimiz değil mi? Şimdi en dıştaki 3 1 üzerine alında bu logaritma gider. Geriye logaritma 2 tabanında 2x eksi 4 ne olacak? 3 üzeri 1'den 3'e eşit olacak. 2, 3 üstünü aldığında logaritma gidecek. 2x eksi 4, 2 üzeri 3 neydi? 8'di. 2x buradan 12, x ne geldi? 6 geldi. 6 herhangi bir sıkıntı yaratıyor mu? Şurayı pozitif yapıyor değil mi? Herhangi bir problem yok. O zaman x'im neymiş? 6'ymiş der. Geçelim. Örnek 13-2018 ayeti de gelmiş. Bakalım logaritma 4 tabanında x, logaritma 8 tabanında 1 bölü x sayıda, aritmetik ortalaması. Şimdi aritmetik ortalama neydi? 2 sayı, iki tane sayı var burada. 2 sayıyı toplayıp 2'ye bölüyorum. 3 tane olsaydı 3'ünü toplayıp 3'e bölecektim değil mi? Adet sayısına bölüyordum. O zaman logaritma 4 tabanında x artı logaritma 8 tabanında şu 1 bölü x'i de x üzeri eksi 1 yazayım. Topladım 2'ye böldüm neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Peki şu ikiler birbirini götürsün. Şu 4 yerine ne yazalım? Logaritma 2'nin karesi x üzeri 1. Logaritma 8 yerine 2 üzeri 3 x üzeri eksi 1. Ne eşitmiş? 1'e. Şu 1 bölü 2 başa düştü. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında x. Şu eksi 1 bölü 3 başa düştü. Logaritma 2 tabanında x eşittir 1. O zaman şunun parantezini alsam 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında x eşitmiş 1'e. Şurası ne gelir? 3'e 2. 1 bölü 6 çarpı logaritma 2 tabanında x 1'miş. Şu 6'yı da bu tarafa attım. Logaritma 2 tabanında x 6 ise 2 6 üzerine alırsa x ne geldi? 2 üzeri 6 geldi. x'i ne buldum? 2 üzeri 6 buldum. Benden ne istiyor? Logaritma 16 tabanında x. O zaman gittim logaritma şu 16 yerine 2 üzeri 4. X yerine de 256 yazdım. Şu 6 bölü 4 başa düştü. 6 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Şurası ne gelir? 3 bölü 2 mi gelir 2 ile sadeleştirsem? Şurası da 1. Cevabım ne gelecek? 3 bölü 2 gelecek arkadaşlar. 2018 AYT sorumuz da böyleydi. Geçtim. 14. örneğime geçtim. Öncelikle şu 2. Şu 2x artı 3 üstüne alınan logaritma gider. 4 çarpı 2 üzeri x eksi 1 2 üzeri 2 x artı 3 Şu 4 yerine ne yazalım? 2'nin karesi yazalım mı? 2'nin karesi 2 üzeri x eksi 1 2 üzeri 2 x artı 3 Tabanlar aynı mı? O zaman üstleri topladın. x artı 1 2 üzeri 2 x artı 3 Tabanlar aynıysa üstler birbirine eşit. Hadi eşit diyelim şurada. x artı 1 2 x artı 3 Salladım bu tarafa x Bunu bu tarafa salladım. Ne geldi? Eksi 2 geldi. X neymiş? Eksi 2'ymiş arkadaşlar. Örnek 15 2012 LYS sorusu. Bakalım logaritma 2 tabanında 3x artı logaritma 4 tabanında x kare eşittir 2 demiş. Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Logaritma 2 tabanında 3x'i yazdım. Artı şu 4'ü logaritma 2'nin karesi x kare eşittir 2 mi? Şu 2 bölü 2 başa düşerse 1 olmayacak mı? Onu yazmayacağım. Yani şöyle logaritma 2 tabanında 3x artı logaritma 2 tabanında x neye eşitmiş 2'ye. Bak tabanlar aynı oldu mu? Oldu hocam. Arada artı var. Ne yapıyordum? Yapıştırıyordum çarpmayı değil mi? Logaritma 2 tabanında 3x ile x'i çarparsan 3x kare eşittir 2. Şu tabanım 2 idi. Şimdi 2 2 üstüne aldı. Logaritma gitti. 3x kare 4. O zaman x kare buradan ne geldi? 4 bölü 3. O zaman kök içerisine alsam şöyle. x buradan 2 bölü kök 3 x de buradan eksi 2 bölü kök 3. Şimdi şurada 3x negatif olur muydu? Olmaz değil mi? Yani 3x ne olacaktı? Sıfırdan büyük. O zaman x sıfırdan büyük. Negatifi çöpe attım. x ne geldi? 2 bölü kök 3. Var mı? Edirne'de var gibi. 2 bölü kök 3'ü de şöyle yazalım. Kök de genişletelim. 2 kök 3 bölü 3. Nerede? Edirne'de arkadaşlar. 16. örneğim. K diyor pozitif gerçek sayı olmak üzere fx'i vermiş. F'de 2K yazdığında sonuç sıfırmış. Hadi gelin F'de 2K yazalım. Logaritma 2K. X yerine 2K yazarsam burası K oldu. Artı logaritma 2K. Şuraya 2K yazarsam burası 3K eşittir sıfırmış. Arada artı mı var? Tabanlar da aynı. O zaman ne yapıyordum? Çarpıyordum. Logaritma 2K tabanında 3K kare eşittir sıfırsa. 2K 0 üzerine alırsa logaritma gider. 3K kare. 2K'nın sıfırıncı kuvveti 1'dir değil mi? K kare buradan 1 bölü 3. K buradan 1 bölü kök 3. K bir de buradan eksi 1 bölü kök 3. K pozitif dediği için eksi 1 bölü kök 3 almıyorum. K ne geldi? 1 bölü kök 3 geldi arkadaşlar. Peki. 17. örneğim. 17. örneğimde nasıl bir şey yapalım? Bak. Şurada 4 tabanında x, x tabanında 4. Yani birine k dersem diğeri ne olacak? 1 bölü k olacak. Logaritma 4 tabanında x'e k dersem logaritma x tabanında 4 de 1 bölü k olacak. Hadi yerine yazalım. k artı 2 bölü k eşittir 3. Şuradan çarpalım. k kare artı 2 bölü k eşittir 3. İşler dışlar yaparsan k kare artı 2 3 k. Bunu da diğer tarafa atıp ne yapacağız? Çarpanlarını ayıracağız. K'ya K. Ya k. Eksi 2 eksi 1. Çapraz çarptım ortayı verdi. O zaman k buradan 1 2. K bir de buradan 1. Neye k demiştim? Logaritma 4 tabanında x 1 2 olacak. Logaritma 4 tabanında x bir de 1 olacak. E hocam bundan sonrası basit. 4 2 üstüne alırsa x buradan 4'ün karesi 16 gelir. 4 1 üzerine alırsa x buradan ne gelir? 4 gelir. Çözüm kümesi 4'e 16 der. Geçer gidelim. Peki geçtim. 18. Logaritma x eksi 2 tane logaritma y 3'müş. 2 log x artı logaritma y 6'ymış. x çarpı y nedir diyor. E hocam bunları taraf tarafa yok edelim mi? Alt tarafı 2 ile çarpıp toplayalım. 2 çarpı 2 4 tane logaritma x. Yukarıdan bir tane logaritma x gelecek. Bunlar birbirini götürecek. Şurası 12 gelecek. 3 daha 15 oldu. Hocam burası 5 tane logaritma x. 15'e 5'e bölerim. Logaritma x'ine geldi. 3. Hocam yazılmıyorsa burada 10 var değil mi? 13 üstüne aldığında x yalnız kaldı. 10'un küpü. x'ine geldi. 10'un küpü. Peki hocam x'i bulduktan sonra gidip herhangi birincisinde yerine yazalım. Yani logaritma x eksi pardon. 2 tane logaritma y 3'müş. Şurada x yerine 10'un küpü yazıyorum. Logaritma 10'un küpü. Eksi 2 tane logaritma y eşittir 3. Şu 3 başa düştü. 3 logaritma 10. Yazılmıyorsa 10 var değil mi? Eksi 2 tane logaritma y 3'si. Şurası 1'di. Şu 3'ler birbirini götürdü. Eksi 2 tane logaritma y eşittir 0'sı. Doğru mudur? Bunlar birbirini götürdü. Ne zaman olur? y burada 1 olursa değil mi? Mesela şöyle düşün. Logaritma y eşittir 0. Şurada 10 var. 10 0 üzerine alırsa y 10 üzeri 0'dan 1 gelecek. y'yi de 1 buldum. x neydi? 10 üzeri 3. y de 1'di. Cevap ne geldi? 10 üzeri 3 geldi arkadaşlar. Peki. 19 Denkleminin diyor kökler toplamını bulunuz. Nasıl yapabiliriz burada? Sizce. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Her iki tarafın neyini alalım? Bak şimdi iyisi. X küp artı logaritma x. X üzeri 6 bölü 100 değil mi? Her iki tarafın ben logaritmasını alıyorum 10 tabanında. Tamam. Şurası kuvvet değil mi? Başa düştü. 3 artı logaritma x çarpı logaritma x. Bu da logaritma x üzeri 6 bölüm şeklinde ise fark şeklinde yazdın mı? Şu şekilde. Peki burada. 3 artı logaritma x çarpı logaritma x. Şu 6'yı başa düşürdün. 6 tane logaritma x eksi 2'yi başa düşürdün. 2. 10 On tabanında 10 1'di. Logaritma x'e k diyelim. Logaritma x'im k olsun. Buradan ne gelecek? 3 artı k çarpı k. 6k eksi 2. Dağıttım. k kare artı 3k. 6k eksi 2. Attım diğer tarafa. k kare eksi 3k artı 2 eşittir 0. Eksi 2 eksi 1. K'ya K. Ya k. Hocam k buradan 1 2 geldi. K bir de buradan 1 geldi. Neye k dedim? Logaritma x. 2 ise şurada yazılmıyorsa 10. x buradan 10'un karesi gelir. Doğrudur. Peki buradan logaritma 10 tabanında x eşittir 1 ise x buradan ne gelecek? 10 gelecek. Kökler toplam x bir 10'un karesi artı 10 yani ne gelecek? 110 gelecek arkadaşlar. Peki geçiyorum. 20. örneğim. 2017 LYS sorusu. Bak şimdi. Neyi biliyordum ben? Şuradaki 4 ile x yer değiştirebilir mi? Değiştirebilir. 4 ln x. Eksi 6 çarpı 200 üzeri ln x artı 8 eşittir 0. Bak burada. 4 ln x 2 ln x. O zaman şöyle düşün. 2 üzeri ln x'e k dersen. Şurası ne gelecek? 4 üzeri ln x k kare gelecek. K kare eksi 6K artı 8 eşittir 0. E K ya K. Eksi 4'e eksi 2 desem çapraz çarpsam ortaya verir mi? Verir. K buradan hocam bir 4 olur dedin. K da bir 2 olur dedim. Neye K dedim? 2 üzeri x. Bir 4. 2 üzeri x bir de ne gelecek? 2 gelecek. Şu 4 yerine 2'nin karesi yazdığını düşün. Tabanlar aynısı üstler eşit ln x 2 ise ln x neydi logaritma e tabanında x 2 ise e 2 üzerine alırsa x buradan e kare geldi. 1 kökü e kare. Buradan 2 üzeri 1 değil mi bu? ln x neye eşitmiş 1'e? ln x 1 ise logaritma e tabanında x 1 ise x buradan ne gelecek? e gelecek. Şimdi x değerlerini çarpalım. Bir e kare buldum bir de e buldum. Çarparsam ne geldi cevabım? E küp geldi arkadaşlar. 2017 LS sorusu da bu kadar basitmiş. 21. Demiş ki logaritma 2 tabanında x çarpı y 6 imiş. Logaritma 4 tabanında x bölü y de 2 imiş. Y'nin alabileceği değerler çarpımı. O zaman şöyle yapalım. 2 6 üzerine alsın. x çarpı y 2 üzeri 6. Yani x çarpı y ne gelecek? 64. 4 2'yi üzerine alsın. x bölü y ne eşit olacak? 4'ün karesine. Yani x bölü y de neye eşit? 4'ün karesi 16'ya eşit. Benden y'yi istiyor değil mi? O zaman gel. Şöyle taraf tarafa bölsem. Şu x'ler gider. Bunu ters çevirip çarparsam. Y kare neye eşit? 64 bölü 16'dan 4. O zaman hocam y bir 2 olur dedin. Bir de eksi 2 olur dedin. E çarpımları ne geldi? Eksi 4 geldi değil mi? Y'nin alabileceği farklı değerler çarpımını sorduğu için. Peki. 22. örneği. Bak şimdi. Şurayı biraz temizleyeyim. Şöyle. Dikkatinde dağılmasın. 22, 22. örneğe baktım. fx eksi logaritma 2 tabanında x. gx logaritma 10 tabanında x. g bileşke f'in tersinde a ln 2'ye eşitmiş. Şimdi burada neyi işin içine sokmuş? Bileşke fonksiyon. Peki ben bunu nasıl yazıyorum? g f'in tersinde a ln 2'ymiş. Öncelikle gidip f'in tersinde a'yı bulalım. f'in tersinde a'ya ben k diyeyim. Bu A ile K değiştiğinde ters kalkar. F'te K A olacak. F'te K yazıyorum. Fx'i gördüm değil mi? Eksi logaritma iki tabanında K aysa. Her iki tarafı eksiyle çarptım. Logaritma iki tabanında K eksi A. 2 A eksi a üzerine alırsa logaritma gider. 2 üzeri eksi A'ymış. K'yı buldum. K dedim F'in tersindeydi değil mi? O zaman G'de 2 üzeri eksi A. Yanlış olmasın. Ne eşit olacak? Elen 2'ye. Hocam G'de gidip 2 üzeri eksi A yazacağım. Hadi yazalım. G'de burada X gördüğüm yere. Logaritma 10 tabanında 2 üzeri eksi A. Bu da ne gelecek? Elen 2'ye eşit olacak. Peki bundan sonra nasıl bir şey yapabilirim sence? Şu eksi A'yı başa düşürdün mü? Eksi A çarpı logaritma 10 tabanında 2. elen 2'ye eşit. Her iki tarafı böldüğümü düşün. Logaritma 10 tabanında 2'ye. Logaritma 10 tabanında 2'ye. Bunlar gitti. Yani eksi a ln 2 bölü logaritma 10 tabanında 2 mi? Şunu da yukarı yazsam eksi a ln 2 çarpı logaritma 2 tabanında ne gelecek? 10 mu gelecek? İşlem hatamız var mı burada? Peki ln 2 dediğim ne? Logaritma e tabanında 2 logaritma 2 tabanında 10. O zaman şu ikiler gitmez miydi hatırladın değil mi? Bu da logaritma e tabanında 10. Burası da ne geldi? Ele 10 geldi. Eksiyle çarparsan a buradan eksi elen o gelecek. Eksi elen 10 gelecek. Şimdi eksi elen 10'u buldum ama böyle bir seçenek yok. Şimdi eksi elen 10 nasıl gelir? Denizli'ye bak. Bu bölüm şeklindeyse ben bunu elen 1 eksi elen 10 yazamaz mıyım? Elen 1 neydi? 0 değil miydi? O zaman 0 eksi elen 10. Eksi elen 10'muş. Yani bak cevabı buldun. Seçeneklerde de bulman gerekiyor bazen. Onun için cevabım ne? Denizli geldi arkadaşlar. Bak bu soru güzel. 2013 yılında güzel bir soru sormuşlar. Peki arkadaşlar bu föyümüz de bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz dikkat edin kendinizi.